Toplumda büyük infiale neden olan çocuk istismarı ile ilgili uzmanlardan ailelere uyarı var. Böyle durumların yaşanmaması için aileler nasıl tedbir almalı ve çocuklarına nasıl bir tutum sergilemeli? Bu olayı gerçekleştirenlere verilen cezalar yeterli mi? Cevaplar haberimizde. Çocuk istismarı ve tacizler son günlerde yine gündemde. Son olarak Adana'da yaşanan olay yürekleri sızlattı. Toplumda infiale neden olan bu duruma karşı ailelere büyük görev düşüyor. Peki veliler çocuklarını korumak için neler yapmalı? Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a göre çocuklara küçük yaştan itibaren mahremiyet duygusu öğretilmeli. Çocuğa özellikle yürümeye başladıktan sonra çocukta mahremiyet algısı öğretmek gerekiyor çocuğa. Yani çocuğun vücudunun özel bölgeleri vardır ki bunu hani çocukta olumsuz çağrışım yapmasın diye çocuğun vücudunda bak iç çamaşırının olduğu bölgelere senden başka kimse dokunmayacak. Sen izin vermeden biz bile senin o bölgelerine dokunmayacağız diye bunu çocuğa yürümeye başladıktan sonra yavaş yavaş öğretmek. Tuvalet eğitiminden sonraki dönem daha çok önemli. Çocuklar aynı zamanda aile bireyleri tarafından da istismara uğrayabiliyor. Bu gibi durumlarda olay kesinlikle örtbas edilmemeli. Genellikle anne babalar, özellikle anneler abisi böyle bir şey yaptıysa aman örtbas yapıyor. Örtbas yaptığın zaman ne oluyor? Abi devam ediyor buna. Onaylanmış gibi oluyor. Savunmasız ve korumasız bir çocuğa cinsel istismar yapan bir insan suç makinesidir. Yani bu insana bir şekilde bedel ödetmek gerekiyor. Davranışın doğal sonucunu ve bedelini ona yaşatmak gerekiyor. Bu nedenle böyle kişiler affedilmemeli. Aileler çocuklarının cinsel istismara uğradığını onların davranış farklılıklarından gözlemleyebilir. Bu gibi durumlarda travmaya uğramış çocuklar için en önemli ilaç sevgi. O çocuğun yalnız olmadığını hissettirmek gerekiyor. Yani o çocukla göz temasının olduğu ilişki, birlikte oynadığın ilişki, annem beni seviyor, babam beni seviyor, bana değer veriyor tarzındaki bir duygu olursa çocuk böyle bir travmayı çözebiliyor. Avukat Mustafa Tırtır da cinsel istismar cezalarının daha da artırılması gerektiğinden yana. 8 yıldan 15 yıla kadar bir ceza miktarı öngörülüyor. Çocuğun yaşına göre de yine artırım oranı belirlenebiliyor. Ama belki ceza miktarları bir miktar daha artırılabilir. Yani üst sınır biraz daha artırılabilir. Avukat Tırtır, olayın yaşandığı ana ilişkinde çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Mağdurlar bir olayla karşı karşıya kaldığında kısa süre içerisinde hemen savcılıklara ve karakollara intikal etmeli. Ve üzerindeki mesela bir mağdurun, bir sanığın basit bir kılı bile çok daha önemli. O bakımdan olay olur olmaz o anki mevcut haliyle karakola ve savcılıklara gitmeli ki üzerindeki bir tırnak izi vesaire gibi şeyler ortaya çıkarılmalı.